mekanında. Evet, ek işte beraber stand-up yapıyoruz. Evet. Güzel bir deneyim. Biz daha yolun çok başındayız. Ben en başta açıkçası setim vardı. O yüzden çok kısa yapabilecektim. Sonrasında işte talihsiz o deprem olayından sonra ertelendi falan. Hı hı. O yüzden ben de bir 6-7 kere çıktım. Dengi benden 2 kere fazla çıktı. Öğrenmeye çalışıyoruz. Heyecanlı, zor ama güzel bir deneyim. Ayrı ayrı yapıyoruz. Hı. Bu arada hani böyle bir beraber, evet, durum yok. Hepimiz tek tekiz. Bir yol açılıyor gibi oradan ama tabii ki ben öncelikli olarak bir oyuncu olarak tabii ki bir diziye bir şeye girdiğimde ara vermem gerekecek. Ama Bengi'nin mutlu olduğu bir durum olursa her zaman onu destekliyorum. Şu anda da mutlu, huzurlu, güzel reaksiyon alıyor seyirciden. Devam ediyoruz şu anda. Devam etmeye. Yani olabildiği kadar devam edeceğiz, öyle söyleyeyim. Evet, son açıklamasında da şey diyorsunuz. Ben evde artık emekli hayatı için Bengi çalışsın diye. O bir şakaydı. Ciddi olun. O bir şakaydı. Yani bir şaka. Evet, evet, evet. Biraz fazla şey oldu. Yani anlaşıldı, şaka olmadığı gibi oldu. Yani tabii ki bunu hepimiz biliyoruz. Hani evli olanlar özellikle iyi bilir. Eşiniz mutlu olduğu zaman sizin de mutlu olmanız daha güzel oluyor diyeyim. Kesinleşmiş işlerim var. Önümdeki programlar belli. O yüzden benim birazcık daha net bir programım var. Bengi'nin bambaşka bir şey açılıyor şu an önünde kapı. O yüzden onu ben çok destekliyorum. Performansını nasıl buldunuz peki? Ben performansını beğenmesem asla sahneye gitmezdim. Çünkü bir insan asla sevdiğini stand-up yapmaya zorlamaz. Çok zor bir iş. Çok zor bir iş. Siz o zaman evde çok güldürüyordu. Dediniz ki sen bunu stand-up niye yapmıyorsun falan gibi mi oldu? Sadece beni değil, tüm arkadaşlarımızı da güldürüyordu. Zaten sadece benim şeyimle olmaz bu. Bütün arkadaş çevremiz destekledi ve çıktı. Zaten Uraz'ın ilk başta aklına geldi bu. Ve kabul etmeyeceğini biliyorum ama teklif ediyorum dedi. Ve orada kabul etmesi, orada çok güzel bir cesaret gösterdi. Çok takdir ediyorum kendisini. Ama dediğim gibi yani bambaşka bir deneyimi yaşıyoruz. Şu an yolun çok başındayız. Öğrenmeye çalışıyoruz. Gelen izleyicilerimiz, bizi izleyenler en güzel şeyi söylerler. Onların verdiği reaksiyonlardan bizim anladığımız kadarıyla doğru yoldayız. Ama hem işte Cem abi izledi bizi, bir sürü profesyonel stand-upçı izledi. Cem Yılmaz'ın tepkisi nasıl peki? Cem abi Bengi'ye hayran oldu ve nereden buldun bu kızı dedi, dedim Twitter'dan buldum. Şaka yapıyorum. Şimdi bunların hepsi başlık olarak karşıma çıkacak. Çok güzel konuşuyorum. Yine aylarca gündemdeyiz. Hayırlı olsun. Neyse, yani çok güzel, abilerimiz de bize destek oluyor. Ama dediğim gibi bu seyirciyle senin baş başa bir yani sınavın, o yüzden kim desteklese olmaz. Bu seyircinin verdiği bir karar. O yüzden orada kendi başına yolculuk ilerliyor. Şeyi ben çok merak ediyorum. Şimdi yerime koyuyorum böyle bir sizle ilgili de. Ben şimdi stand-up gösterirken gülmedikleri bir an oluyor yani. Sizin çok fazla güvendiğiniz bir espri ve seyirciden tepki alamıyorsunuz. O an demoralize olmuyor. Nasıl durumu toparlıyorsunuz bir anda? %100 demoralize oluyorsunuz. O yüzden şeyi öğretiyor size bu iş. Hiçbir şekilde planlı olmamak lazım. Buna gülerler, buna gülmezler diye plan yapmıyorsunuz. İşte onları öğrenmeye çalışıyoruz. Yani bayağı çelik gibi sinirlerle sahnede planınıza hiç şaşmadan devam etmeye çalışıyorsunuz. Bir tiyatro kökenli bir insan olarak bildiğimi zannettiğim bir işte hiç bilmiyormuşum. Ben de birçok şey öğreniyorum. Ya dediğim gibi seyirci bizi talep ettiği sürece biz yapmaya devam ederiz. İnatla yapılacak bir iş hiç değil. Zaman gösterecek. Hasan Can'ı nasıl buluyorsunuz? Hasan Can Kaya, adam yani fenomen bir insan oldu şu anda. Rakamlarını falan da biliyorum. Çok başarılı. Eskiden de tanıyorum. Mutlu olsun, yolu açık olsun. Çok güzel şeyler yapıyor. Bizim işimizde her zaman öncelik seyircinin verdiği tepkidir. Çok olumlu tepkiler alıyor. Bir noktada bence şeyini bir level yukarı taşıyacak bir fikir bulacaktır şu anda. Sanırım devam ediyor diye biliyorum. Ama ben de onun stand-up olarak sahnede bir şey yapacağını düşünüyorum. Zaten sahne şeyi çok yüksek bir insan. Çok fazla komedyenimiz var, çok fazla oyuncumuz var, yönetmenimiz var. Bir tek senarist eksiğimiz var genel olarak ülkece. Senarist yetiştiği sürece acayip bir havuza sahibiz. Ben biraz aslında sizin projenizi dövmek istiyorum. Ölüm Dünya 2'yi şu anda galiba çekimler devam ediyordu bildiğim kadarıyla. Evet, şimdi biz muhtemelen ay sonu tekrardan sete çıkıyoruz. Şu an ön hazırlıktayız. Tahminim Temmuz ortası gibi bitirmiş olacağız. Eğer değişmezse de Kasım, Aralık gibi de seyircimizle buluşmuş olacağız. Çok heyecanlıyız. Ben senaryoyu çok beğendim. Çünkü ikinci filmler risklidir bilirsiniz. Ama burada çok güzel bir şey bulmuşlar. Feyyaz, Ali ve Aziz Kedi çok çok başarılı bir iş yapmışlar. 3 kere böyle keyifle okudum, tekrar okudum. Beklenti yükseltmeyeyim ama ben çok hevesli bir şekilde giriyorum sete. Şimdi TRT Dijital'e bir proje vardı. Onun çekimleri bitti. Son durum ne orada peki?
Yayındayız şu anda. Kısmetse Ölüm Dünya çekimleri bittikten sonra ikinci sezonuna gireceğiz. Orada da tamamen artık seyircinin takdirine kalmış durumda. İlk sezonumuz girdi. Herhalde yavaş yavaş böyle reaksiyon almaya başlarız. Ufak tefek dönüş almaya başladık. Genelde olumlu dönüşler alıyoruz. Orada da çocuk arkadaşım Onur'la hayatımda ilk defa böyle bir şey paylaşıyorum. Böyle bir iş yapıyorum. Güzel tepkiler alıyoruz. Umarım artar. İzleyicisi de artar. Orada da bir ikinci sezon durumumuz var. Hayırlısı diyorum. Hayırlısı olsun. Diyorum. Çok teşekkürler Sattı. Ben de çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Tabii olmadı değil mi? Karanlık oldu. Karanlık.